Arkadaşlar merhaba. Şehirli Çiftçi kanalına hoş geldiniz. Yeni yardımcımız Kaan çapa motoru. 7 HP 26S modeli. 3 ileri şanzıman, 1 geri şanzıman. Çapa makine ayakları ve tekerlekleri şeklinde aldık. Şimdi şuraya tekerlekleri takarken normal traktörlerdeki römorkların şeyleri gibi, tırnakları gibi sökülüp takılıyor. Hafif yana yatıraraktan. Bu şanzımanlı sistem. Şanzıman yağı var. 140 numara kullanılıyor. Motor yağı şey kullanılıyor. 20-50 araç kullanılıyor. İpli sistem. Şöyle. Çalıştırmak için öncelikle benzinli açıyoruz. Ondan sonra jiklesini açıyoruz. İpi çekiyoruz ve çalışıyor. Çalıştırırken şimdi vitesi sıfırda tutuyoruz. Yani boşta tutuyoruz. Boşta çalıştırıyoruz. Ayrıca şuradaki şeyi debriyajı kilitli vaziyette tutuyoruz. Sağ taraftaki de geri vites debriyajı. Şu da el gazı arkadaşlar. Normal rölantisini arttırmak istediğinizde buradan kullanıyorsunuz. Vitesler en geride 1, sonra geri vites 2, boşta ve 3 şeklinde şanzıman. Şimdi bir çalıştıralım. Ondan sonrasında nasıl kullandığımızı burada şu arsada traktörle sürmüştüm. Şimdi orada deneyimsel yapıyorum. Jikle yatsana abi. Ha? Jikle yatsana, kapatmışsın. Değil. Aç abi, aç biraz. Cık. Abi ikisini de açacaksın abi. İkisini de açık tut. Onu da aç. Yanmaz. Abi. Hızlı. Şimdi el gazı kapalıymış. Yok yok, el gazını oradan kapatmışsın, kilitleyeceksin. Tabi. Buradan rölantiyi biraz arttır. Şimdi arkadaşlar vitesi en geriye çekiyoruz. Bire takıyoruz. Vitesi takınca. Debriyajı bırakma. Çek en geriye. Çek. Bir tane daha. Çek. O geride abi. Geride abicim. Çek. Şimdi. Heh, yavaşça. Şu ayağını kapatayım abi. Arkadaşlar makineyi sıkı tutmak gerekiyor. Elinizden kaçabilir ama kaçsa da güvenlik kilidi var. O da soldaki basmış olduğu gaz. O butondan eliniz gittiği anda istop ediyor. Şimdi bir tur kabası alınacak. Yavaş 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 zemini düzeltip oturacak. Şiddetli rüzgar var. Bu makineleri kullanırken arkadaşlar genelde o soldaki el gazını herkes otomatik bağlıyor. Kesinlikle bunu tavsiye etmiyoruz. Bunu yapmayın. Debriyajı bastığınız anda zaten şey yapıyor. Çalışmayı kesiyor. Bunu tasvip etmiyoruz. Zaten o güvenlik el gazının da olmasının sebebi, diyelim ki kaçırdınız oldu ya, aksaklık oldu. Hemen saniyesinde istop ediyor arkadaşlar. Arabayı diyelim ki kaçırdınız çapayı elinizden. Hemen istop ettiriyor kendisini. O çok güzel bir özellik. Bunu iptal edenler var. Her iptal edenin başına da mutlaka bir kaza gelmiş oluyor. Durduramıyor çünkü motor devamlı gazlı olduğu için bu sefer durmuyor. Bu tip motoru olan arkadaşlara kesinlikle ve kesinlikle bu şekliyle kullanmalarını öneriyoruz. Ve çok sıkı tutmalısınız. Dikkatli bakmalısınız. Çünkü bir anlık dikkatsizlikle Allah muhafaza o çapaları elinizi ayağınızı kaptırırsanız
kesinlikle sakatlayıcı şeye sebebiyet verir. Yani traktörün giremediği, manevra yapamadığı yerlerde kullanmak üzere biz bunu aldık. Biliyorsunuz bağ bahçe işleri yapıyoruz. Bu yaptığımız işlerde bize çok büyük faydası olacak. Hatta toprak işlendikçe düzeltmeye başlayacak. Tabii bu traktörle derin sürüm yaptık biz bunu. Çok ot vardı burada. Ve neredeyse böyle 1,5 metre civarında otlar vardı. Şimdi otlar kurudu. Buraya ot ilaçlaması da yaptık bir tur. Şimdi ikincisini de yapacağız. Eğer hava rüzgarı keserse tabii. Çok rüzgarlı olduğu için şu an yapamıyoruz. Ama bir çapalayalım dedik. Hem makinamızın performansını test edeceğiz. Hem de biz de kullanmayı bir yandan tecrübe sahibi olacağız. Turan amca şu an operatör. Turan amcayı biliyorsunuz. Biz bahçe işlerini beraber yapıyoruz onunla. Geçtiğimiz videolarda Balaban köyünde bir yer yapmıştık hatırlarsın. Bak otlar sarmaya başladı. Şimdi onları bir söyleyeyim, bir temizleyelim. Orada da o Balaban'daki işte de Turan amcayla beraber yapmıştık hatırlarsın. Bakın sıkı tutmazsanız arkasındaki adama nasıl bakın şey yapıyor, çekip götürüyor. 7 HP çok kuvvetli bir şey bahçe makinalarında. Hatta bunların 9'lukları da vardı. Bir de bunun arkasında bir çekme aparatı var. Araba gibi böyle. Ondan yoktu. Ondan da alacaktım ama. Ondan bayinin elinde yoktu. Bugün bir komşuda bunun 24S modeli var. Onda arabasına baktım şöyle. Hoşuma gitti arabası. O araba olunca gayet faydalı. Yani bir şeyler taşımaya, römork diyeyim yani. Araba dediğim römork yani arkasında. Bir şeyler taşımaya falan çok iyi. Ben şimdi hemen hızlandırılmış turda şimdi görüntülerle sizi baş başa bırakıyorum. Devam edelim. Bakın yapılan yerle yapılmayan yer arasındaki fark ciddi belli oluyor arkadaşlar. Bu ilk geçiş bir de yani. Buradan mesela böyle birkaç sefer geçtiğini düşünürseniz harika performans verecek. R'ye taktın, R o.